Enflasyon karşısında kalkan olarak kullanılıyoruz. Bu sözler Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce'ye ait. Haziran ayından Ekim ayına kadar una %40 oranında zam geldiğini kaydeden Oda Başkanı İnce, fırıncının artık kar elde etmeyi bıraktığını ve ayakta kalmak için mücadele verdiğini söylüyor. 1 Ekim'de ekmeğe gelen 250 kuruşluk zammın una gelen zamlarla hiçbir değerinin olmadığını kaydeden fırıncılar isyanda. Onlar her ekmek zammında vatandaşla karşı karşıya bırakılmaktansa oldukça rahatsız. Un fiyatlarına yapılan zamla birlikte oldukça zor günler geçiren fırıncılar şimdi enflasyon karşısında kalkan olarak kullanılıyoruz diyerek ekmek fiyatlarının biraz daha yükseltilmesi konusunda hemfikir halindeler. Şu an sanki enflasyonun önüne bizi canlı kalkan olarak koydular. Benim hissettiğim tehditle, silah zoruyla enflasyon düşürülmeye çalışıyor. Bizim anladığımız bu. Biz de önünde canlı kalkanız. Sadece ekmek üzerinde. Haziran ayından bu yana un fiyatlarına %40 oranında zam geldiğini belirten Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, gelen zamlar nedeniyle fırıncıların belinin büküldüğünü söyledi. Temmuz'da 1.75, Ağustos'ta 1.85, Eylül'ün 15'inde 2 lira 5 kuruş. Dün Polatlı Borsası'ndan günlük girip alıyoruz 2.35. 90 günde 1.65'ten 2.35'e çıktı. Şimdi biz 6 aydır 1.25'i 1.5 yapmak için uğraşıyoruz ya, 25 kuruş aldık 1 Ekim'de, 50 kuruş geri aldı buğday fiyatlarından dolayı. Cuma günü 136 lira dediği unu, salı günü 142 lira dedi. 3 gün. Fırıncıların şu an yaşam savaşı verdiğini de kaydedenince ayakta kalabilmeleri için 200 gram ekmeğin 2 liradan satılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Ayakta kalmamız için, bakın para kazanmak demiyorum, ayakta kalmamız için 200 gram ekmeği 2 liradan satmamız lazım. Haziran ayından bu tarafa biz yaşam mücadelesi veriyoruz. Ve işin garip tarafı, Ticaret Bakanlığı'ndan bizim talep ettiğimiz fiyat artışına hiçbir açıklama yok. Hiçbir açıklama yok. Yani ben evraklarımı sunmuşum. Yani bu şu sebepten dolayı. Bunu kabul etmiyorum. Yani bir sebep olması lazım değil mi? Yok. Uygun değildir. Tek kelime. Yani biz çıkmazdayız. İnce fırıncıların içinde bulundukları darboğazdan çıkmak için gerekirse bakkallara ekmek dağıtımının durdurulabileceğini de kaydederek fırıncıların kurtuluş savaşı verdiğini söyledi. 2 lira talebinde bu hafta bulunacağız. Ya da önümüzdeki hafta. Bir ay zaten bunun bekleme süresi var. Ankara'ya, bakanlığa gidiyor, bakanlıktan görüş alınıyor. Yani istemeyerek de olsa fırıncı, birinci yapacağı iş dağıtımı durdurur. Aracının bakımı, mazotu, lastiği, en azından çıkardığı ekmeği tezgahında satarsa işte 30 kuruş bakkala veriyor. 15 kuruş da bunun dağıtım masrafı var. Arabanın yakıtı, şoförün maaşı. Bir 40 kuruş, 35-40 kuruş tezgahında satarsa avantajı var. Herkes tezgahına çekilir. Hakikaten kelimenin tam anlamıyla fırıncılığın kurtuluş savaşı ve derdimizi anlatabileceğimiz bir merci, makam yok.